Şimdi bir seçim yarışı daha var. Yargıtay'da başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Ancak ilk 3 turda salt çoğunluğu sağlayan aday henüz yok. Şimdi süreç nasıl işler? Ela, geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi vardı. Yüksek yargıda başkanlık seçimi heyecanı Yargıtay'la devam ediyor. Dün senin de söylediğin üzere Yargıtay'da bir başkanlık seçimi söz konusuydu. 348 üyesi bulunuyor. 348 üye oy kullanıyor Yargıtay Başkanlığı seçiminde. Salt çoğunluk, yani 175 üyenin desteği aranıyor Yargıtay Başkanlığı seçiminde. İlk 3 turda bunu bulan aday olmadı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi 24 Mart itibariyle dolmuştu. 4 yıl görev yapacak yeni Yargıtay Başkanı seçimi için dediğimiz gibi ilk 3 tur oylamada salt çoğunluk sağlanamadı. Şöyle bir durum var. 5 adayla seçime girildi. Ancak 3. turda artık en yüksek alan 3 isimle 4. turda seçim devam edecek. Kim o isimler, hemen aktaralım. Mevcut başkan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 4. turda da yarışıyor. Ömer Kerkez 3. Hukuk Dairesi Başkanı Yargıtay'ın, o da seçimde ve Muhsin Şentürk, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı, o da seçimde yarışacak bir diğer isim. Şimdi ilk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı. Peki 4. ve 5. turda da salt çoğunluk sağlanamazsa ne olacak? Şu olacak, yeniden adaylık başvuruları alınmaya başlanacak. Yani artık biz geride 5 turu bırakacağız, yeni bir süreç başlayacak Yargıtay Başkanlığı seçimi için. Bugün gün içerisinde bakalım nasıl bir durum, tablo ortaya çıkacak. Peki, seçim heyecanında Yargıtay'da. Peki ya bu kadar çekişmeli olmasını bekliyor muyduk aslında genel hava itibariyle? Biraz bekleniyordu. 5 adayla girildi. Tabii mevcut başkan Mehmet Akarca var. Diğer isimler de yargı camiasında çok bilinen, tanınan ve kariyerleri açısından önemli isimler olduğunu söyleyebiliriz. Çekişmeli bir Yargıtay Başkanlığı seçimi bekleniyordu. Ancak ben açıkçası kişisel olarak tahminimde yanıldım. Ben 3. turda neticeye varılacağını düşünüyordum. Ancak iş 4. tura kaldı. Peki, bu arada oylar da şöyle biraz hatırlatma yapayım. İlk turda Akarca 88 oy almış. Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 47 oy almış. Yani ilk turda bazı isimler arasındaki diğer turlarda da öyle birbirine çok yakın oylar olduğunu görüyoruz açıkçası. Önümüzdeki Danıştay seçiminde de aynı böyle süreci görür müyüz? Böyle bir çekişme görür müyüz sence? Yani Danıştay'la ilgili de tabii benzer bir durum ortaya çıkabilir. Hani şimdiden daha biraz vakit var. Nisan ayının ortasına kadar sanırım olması gerekiyor seçimin. Biraz daha vakit var. Orada tablo belki ilerleyen günlerde daha da netleşir gibi. Peki, bekleyip göreceğiz.